Selamun aleyküm dostlar. Erenler değil, erenlere gönül verenler değil, gönül verenleri sevenler değil. Niye dostlar diye soracak olursanız, e artık beşinci program. Dost erenler değilse, erenlere gönül verenler değilse, onları sevenler değilse, yalan dünyada insanoğlu kime dost diyebilir ki? Sahi, insanoğlu yalan dünyada kime dost diyebilir? Çok güzel bir tarif var. Dostum dostumdur diyor. Dostumun dostu da dostumdur. Düşmanımın düşmanı da dostumdur. Tamam. Bu güzel bir dostluk tarifi. Necip Fazıl Kısa Kürek muazzam bir çerçeve halinde ölçüyü koymuş ortaya. Bak buna da tamam. O yüz her hattı tevhid kaleminden bir satır. O yüz ki göz deyince Allah'ı hatırlatır. Yüzünü gördüğünüz vakit Allah'ı hatırladığınız kişi dosttur diyor. Bak bu da muhteşem bir tarif. Peki sizce hani kitaplar bunu diyor, şiirler böyle diyor. Sizce dost kimdir? Küçücük bir çocuktum. Babam bazen böyle kızdığı zamanlar falan derdi ki bir gün baba olduğunuzda anlayacaksınız. Yani küçücük çocuksun. Kendi kendime o günkü aklımla düşünür derdim ki yahu bazı şeyleri anlamak için baba olmaya gerek yok ki. Üstelik ben bir gün baba olacak mıyım olmayacak mıyım belli değil de babam bir zaman çocuk olmuştu. Ben onu anlayamasam bile onun beni anlaması icap etmez mi asıl? filan kendi kendime böyle şeyler... Çocuksun bak o zaman da bunları düşünüyormuşum. Bunları kurardım. Aradan yıllar geçti baba oldum. Baba olunca yaşanan birkaç hadise babamın ne demek istediğini anladım. Babam haklıymış dedim. Hatta küçüklüğümüzde böyle çok meşrubat falan içirmezlerdi bize. Uzak tutarlardı. Aman oğlum işte bu zararlı, kötü filan içmezdik. Ayda yılda bir böyle bir eşref saatine denk gelince hadi derlerdi. Bak şu meşrubatı içebilirsin, alırsın. O da canına yandı. O zararlı şeyler Soğuk soğuk içilir, böyle bir de lık, 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 lık bir keyiftir o, müthiş bir keyiftir. Babam alırdı, avucunda şeyi ısıtır. Beklersin, iki dakika o sıra dayın içiyor, üç dakika annen bitirmiş, beş dakika falan... Seninki ısınıyor. Kendi kendime derim, ya babam da bir acayip arkadaş derdim ben. Elde böyle tutmakla meşrubat şişesi ısınır mı? Aradan yıllar yıllar geçti. Çocuğum oldu, soğuk bir gün dışarıda meşrubat içecek. Bir ver bakayım dedim, aldım şöyle ellerimin içinde ısıtmaya çalışıyorum şeyi Emin de olamadığım için tuttum bir bardağa döktüm içtim ki ısınmış. Babam gene haklıymış. Evlatların ömrü babalarına hak vermekle geçer. Bu iş böyle. Şimdi bazı evlatlar diyecek ki o kadar da değil Serdar abi. Bir baba olun da hele bir anne olun da ondan sonra bir daha konuşalım. Çocuğun biri bir gün babasının karşısına çıkmış böyle bir şeyle. Babacım demiş hani sen hep böyle anlatırsın ya benim şöyle dostlarım var. Benim böyle dostlarım var şöyle kaliteli insanlardır. Şöyle aziz refiklerdir. Bahsedersin ya artık benim de dostlarım var demiş. Bir çocuk büyüdüğünü en çok babasının gözlerinde seyretmek ister. Büyüşünün aksi en güzel siluet olarak anne babasının erkek çocuk için de daha çok babasının gözlerinde belirir. Çocuk babasının gözlerine baktığı vakit bir delikanlı görüyorsa, büyük bir adam görüyorsa büyümüştür. Göremiyorsa 60'ına da gelse çocuktur. Çocuk çıkmış karşısına babasının. Benim de artık dostlarım var demiş baba. Aynı seninkiler gibi filan. Baba bir yandan hoşuna gitmiş. Bir yandan da babalık da böyle bir şey. Öğrensin istiyorsun. Hayata karşı mukavemeti olsun istiyorsun. Başarsın istiyorsun. Senin olamadıklarını bile olsun istiyorsun. Yaptığın hataları yapmasın. Yaptığın iyi şeyleri daha çok yapsın istiyorsun. Evlat babanın sırrıdır derler. Bu böyledir. Baba da hoşuna gitmiş oğlunun böyle iddialı söyleyişi. Fakat ona bir taraftan da hatırlatmak da istiyor. bu dost dediğin şey o kadar kolay bulunacak bir şey değil. Bunu hatırlatmak istiyor. Öyle mi demiş şu an? Maşallah benim evladım aya. Bak oğlum büyümüş artık babası gibi dostları var filan. Baba demiş, sorma. Onlar benim için ölürler, ölürler. Öyle mi demiş babası? Emin misin senin için öleceklerine? Aynen babacığım demiş. Benim de senin gibi dostlarım var. Ne dersin demiş? Bir bakalım mı dostların ne kadar dost? Hay hay bakalım nasıl olacak o iş? Sen demiş bana şöyle büyüyecek bir çuval bul. Büyük bir çuval bul bakalım gel. Hay hay babacığım. Çocuk çuvalı bulmaya gitmiş. Babası evin ağılına inmiş. Ağıldan bir koyun çıkartmış yatırmış. Ya Bismillah Allahu Ekber. Koyunu gırtlaklamış. Çocuk o sıra çuvalı gelmiş. Baba ne yapıyorsun? Dur bakalım demiş. Getir. Beraberce baba oğul koyunu çuvalın içine koymuşlar. Demiş ki babası evlat şu çuvalı al sırtına. En güvendiğin dostun kimse var git onun kapısını çal açtığında da de ki ben bir adam öldürdüm. Bakalım ne cevap verecekler. Çocuk böyle babasının kendisini imtihan edişinden bir yandan memnun, bir yandan bu imtihanı nasıl olsa biz geçerizin havası içerisine hay hay babacım demiş. Yüklenmiş çuvalı sırtına. Kime gitsem falanca gittim demiş. En yakın dostu elinde çuval gitmiş. Giderken tabi ellerine kan bulaşmış yüzüne, elbisesine filan. Akşamın bir vakti kapısını çalmış arkadaşının tak tak tak. Arkadaşı kapıyı açmış. Bunu görünce bir irkilmiş. Hayır olsun, demiş. Bu ne hal? Sorma demiş ya. Ben bir adam öldürdüm. Tak! Kapı yüzüne kapanmış. Çocuk aa falan. Arkasını da getirememiş. Bir şey diyecek. Kapı şaşırmış. Bir daha çalacak olmuş kapıyı falan. Cık, vazgeçmiş. Dost değilmiş bu demiş ya. Ya bundan dost olsana olacak. Almış çuvalı sırtına. Tekrar gitmiş giderken bir yandan eve bakıyor. Bakmış gibi uzaklaşırken perde aralık. Oradan arkadaşı bakıyor. Bu giderken tak perde de kapanı vermiş. Falan demiş, senin dostluğun olsa olsa bu kadar olur." Gitmiş öbür dostuma gideyim demiş. Varmış. Kapıyı çalmış. Arkadaşı açmış. Daha ben bir adam öldürdüm demeye kalmadan onu halde görünce kapı yüzüne kapanmış. Ona gitmiş böyle. Öbürüne gitmiş böyle. Hangi dostunun kapısını çalsa tepkiye bay ben bir adam öldürdüm demeye bile kalmadan elini yüzünü kan içinde gören dostu tak diye kapıyı yüzüne kapatıyor. Yorulmuş bizimki. Perişan bir halde eve gelmiş böyle. Babası açmış kapıyı. Bakmış evladının haline. Baba mahzun. Ya ba babalık böyle bir şey. Çocuk gelmiş babasına. Babacım demiş ya sen haklı çıktın. Bu dünyada gerçek dost diye bir şey yok baba. Hangisine gittimse kapı yüzüme kapandı. Birisi sormadı baba ben. Derdin nedir? Ben senin için ne yapabilirim? Dur, gerçekten birini mi öldürdün? Niye? Soru bile sormadılar babacığım. Kapattılar kapıyı yüzüme. Bu dünyada dost falan yokmuş. Baba bakmış. Şimdi birinci ders tamam. Tak ikinci derse geçecek. Bakmış oğluna. Evlat demiş bu kadar acele etme dur bakalım. Bir de benim bir dostum var bir yerde. Git bakalım bir onun kapısını çal. Çocuk. Olur babacığım demiş. Hay hay çuvalı yüklenmiş ama içinde bir umut var. Şimdi diyor kapıyı çalacağım. Babamın dostu da benimkilerin yaptıklarını yapacaklar. Varmış, kapıyı çalmış, kapı açılmış. Böyle 55-60 yaşlarında bir bey amca. Buyurun evladım demiş. Hayır olsun bu ne hay? Efendim demiş ben filan kesin oğluyum. Bir adam öldürdüm. Şşş, bir sessiz, ses. Dur bakayım oğlum sessiz ol. Geç bakayım içeri sen. Hemen çocuğu içeri almış. Geç şöyle demiş banyoya bir üstünü başını yıka. Dur sana hanım çabuk bu delikanlıya bir kıyafet getir bak kıyafete ihtiyacı var. Çocuk şaşkın gözlerle bakıyor geçmiş elini yüzünü yıkıyor falan. Bu arada adamcağız gözden kaybolmuş hemen çuvalı sırtlanmış evin arkasına gitmiş. Evlerin arka tarafında bir lale bahçesi o lale bahçesinde hemen kazma kürek bir köşeyi kazmış çuval oranın içerisine devirmiş üstünü topraklarla örtmüş kenardan da taze lale fidelerinden almış o toprağın üstüne dikmiş uzaktan bir bakmış lale bahçesi dümdüz eve gelmiş evladım demiş sen istirahat et bugün gitme aman bir yere gitme ne olur ne olmaz sana bu zarar erişmesin bu nedir ne değildir bilmiyorum ama hele sabah ola hayır ola demiş bu gece istirahat et çocuk mahcup bir şekilde yok efendim demiş ben müsaade ederseniz gideyim eve gideyim evin yolunu tut Baba dostu diye bir laf vardır bilirsiniz değil mi? Hani birisi için o işte bu işi halleder. Niye? Baba dostu. Baba dostu. Baba adam. Baba dostu. Kıymetli bir şey. Çocuk vay demiş eve doğru giderken. Bir kez daha babasına hayran, bir kez daha babasına karşı mahcup bir şekilde babam hakkı çıktı bak. Dost dediğin işte böyle olmalı. Babamın dostları dostmuş. Bir de benimkilere bak. Yaptıklarına bak. İnsan utanır. filan. Ben onları anlatayım. Aslında olayın ne olduğunu. Yarın nasıl mahcup olacaklar bak falan eve gelmiş. Babası açmış kapıyı. Hayır olsun evlat ne yaptın? Çuvalın nerede? Baba demiş. Senin dostun gerçekten dostmuş. Ne oldu anlat hele. Aldı beni içeri. Hemen elimi yüzümü yıkadım. Bak kıyafetlerimi değişti. Kendisi de çuval ne yaptıysa kaybetti. İşi çözdü. Hatta kal diye de çok ısrar etti be babacığım. Ben sabırsızlandığım için çıktım geldim. Babası evladına üçüncü bir ders vermenin vaktinin geldiğini düşünüyor. Demiş ki dur bakalım evlat o kadar acele etme. Dost mu değil mi? yarın ola anlarız. Çocuk şaşırmış. Baba demiş adam daha ne yapacak? Selamınla gittim adam öldürdüm dedim. İşi halletti daha bu değilse dost kim ola baba? Hele dur demiş bakalım. Bir sabah ola hayrola sen çok yoruldun git dinlen bakayım. Çocuk gitmiş istirahat etmiş bir yandan da düşünüyor. Babam nasıl anlayacak daha nasıl bir ders var bu işin içinde? Sabah kahvaltı sofrası. Oğlum demiş o dünkü arkadaşım var ya benim. Evet babacığım vakit namazlarını filan mahalledeki falan camide kılar. Şimdi bak, öğlen ezanına var iki saat. Sen bir üstünü başını giyin, hazırlan. Var git, o arkadaşlarıyla beraber sohbet eder. Şadırvanın yanında, çay ocağında. Yanlarına var ve ona hakaret et, arkadaşların içerisinde. Hatta biraz sars, tartakla. Baba demiş ya ben nasıl yapacağım? Kocaman adam, ayıp bize bu kadar iyilik etti. Ben gideceğim bir de onu tartaklayacağım. Hem de dostlarının yanında, cami avlusunda yakışır mı bize? Sen karışma evlat, dediğimi yap demiş. Bir git bakalım, anlayacağız yahu dost mu düşman mı? Çocuk çaresiz sözü tutmuş varmış gitmiş caminin bahçesine ama tedirgin ayıp lan yapılır mı böyle bir şey ihtiyar adama şöyle bir köşeden bakmış hakikat adam orada oturuyor arkadaşlarıyla beraber yaklaşmış böyle bir iki söz falan, hakaret etmiş ona bir şeyler söylemiş adam bir bakmış şöyle gülmüş ses çıkarmamış hakaret ediyor falan arkadaşları devreye girecek olmuş onlara da tık, demiş karışmayın Çocuk mahcup ama babanın sözünü yerine getirecek. Yaklaşmış biraz da böyle yakasından tutup tartaklamış falan. Sen falan eğilmiş. O sıra adam çocuğun yakasından tutmuş. Çekmiş kendine doğru. Evet. Evlat demiş. Var git babana selam söyle. Biz öyle birkaç tokada lale bahçesini bozacak adam değiliz. Çocuk bırakmış. Mahcup ellerinden öpmüş ihtiyarın. Özürler dilemiş. Eve gelmiş. Dost. Evet yüzünü gördüğünüzde Allah'ı hatırladığınız kişidir. Dost evet dostunuzdur, dostunuzun dostudur, düşmanınızın düşmanıdır. Dost evet size iyilik edendir, sizin kendisine iyilik ettiğinizdir. Ama aslında dost işte o birkaç tokada lale bahçesini bozmayacak olandır. Yani size binlerce iyilik etse, siz ona onlarca kötülük etseniz bile o binlerce iyiliği dönüp tekrar başınıza kalkmayacak olandır. Hakiki dost. Esselam.